Merhaba. Gelinciğim ki hoş geldin. Çok tebrik ediyorum sizi. Çok güzel görünüyorsun. Çok teşekkür ederim. Artık darısı başına. Öyle değil mi? Bu arada sen de harika görünüyorsun. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Hiç yaşını göstermiyorsun. Vallahi sen de evli barklı kadın olduğunu inan genç kız gibi duruyorsun. Bak sana eşimi tanıtayım. Tarık. Cerrahtır kendisi. Tarık'cığım. Bu da o meşhur Biricik. Merhaba Biricik. Gerçekten çok meşhur birisin. Eminim öyleyimdir. Sonunda tanıştığımıza sevindim. Ayten teyzeciğim. Canım. Çok tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Mutluluklar. Mutluluklar. Annem nerede? Say. Yalnız mı geldin yoksa? Çok yazık. Ya şimdi şöyle oldu. Annemle babam İstanbul'a gittiler. Pilav günleri varmış. Ben de dedim şimdi gelirim, gelin dedim ama... Hayatım. Beni beklememişsin. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ahmet ben. Tarık ben. Memnun. Merhaba. Sizi tebrik ediyorum. Allah bir yastıkla kocatsın. Çok teşekkür ederiz. Darısı bizim başımıza değil mi hayatım? Siz de mi televizyoncusunuz? Yok değilim. Ben otomotiv sektöründeyim. Otomotiv sektör. Yani tamamen farklı sektörlerdensiniz. Hı hı. Yalnız bir şeyi çok merak ettim. Nasıl tanıştınız? Çok güzel bir hikaye aslında o. Biricik otomotiv dünyasıyla ilgili bir haber yapıyordu. Takdir edersiniz ki bu kadar güzel ve başarılı bir kadını elden kaçıramazdım değil mi? Doğru. Hem kendisi yakında terfi edecek. Bu kadar özel bir kadının peşinden koşan çok olur. Bir an önce başını bağlamak lazım. Kesinlikle. Bence Biricik bir an önce elini çabuk tutup sizin gibi yakışıklı, esprili bir adamı kaçırmasa iyi olur. Bu sizin güzelliğiniz. Yo yo, katılıyorum. Hayatım, dans edelim mi? Olur. Hoşça kalın. Tebrikler. Çok teşekkür ederim. Hayatım, biz de. İçinde ağlıyor aşk. Sesim sesim sızın atıyor. Ellerinden kaçılmıyor. Bir an ettim bıraktın aşk. Kızdın mı? Kızdım. Ama sana değil kendime kızdım. Seni nasıl fark edemediğime. Sana nasıl önyargılı olabildiğime kızdım. Bana böyle şeyler söylersen... Biraz şımarabilirim. Şımar. Kahramanlar şımarmayı hak eder. Kahramanınız her zaman emrinizde olacak. Acil durumlarda camı kırın yeter. Hiç gerek kalmıyor ki. Bir zaman ihtiyaç duysam neden olduğunuz. Hala inanamıyorum ben. Nasıl giriştim bu? Filmlerdeki gibi. Evde kıskançlıktan çatlıyor şu an. Çişli ne olacak? Mutlu olmanı çok seviyorum. Bir şey soracağım. Sen bu gece Arif'in evine nasıl o kadar çok gidebildin? Neredeydim? Değil. Peki Burak'ta hastalanan, grip olan evinden de yoktu değil mi? Yoktu. Üçte bir ihtimal. Başka sorunuz var mı?